Korku Gotham şehrinin bütün sokaklarında yankılanmak üzere. Suçun kalbi olan bu şehir 9 aydır devam eden büyük bir sessizliğin esareti altında. Bu Gotham gibi bir yerin alışık olmadığı bir durum. İnsanlar hiç olmadığı kadar mutlu ve huzurlu. Güvenlik güçlerinin mesaisi çoktan sona ermiş gibi. Suç denen şey bundan böyle Gotham'ın dolabında olmayan bir eşya. Ancak tüm bunlarla beraber sessizliğin söylediği korkunç bir şarkı da var. Gölgelerde saklanan bir isim bu şarkıya kulağını vermiş, dikkatle dinliyor. Nitekim bu hayra alamet olmayan sessizlik aynı zamanda kendisinin bu zamana kadar vereceği en büyük sınavı. Çünkü bu defa yardım edeceği şey koca bir şehirden ziyade o şehirde yaşayan insanların umutları olacak. Batman died. Hikayemiz bir önceki oyun Arkham City'de öldüğünü gördüğümüz Joker'in yakılmasıyla başlar. Kara Şövalye'nin ezeli düşmanı artık bir tehdit değildir. Gotham en kötü çocuğunu kaybettiği için bütün bir şehir hiç olmadığı kadar huzur içerisinde güven verici bir hal almıştır. 9 aydır ne bir suç işlenmiş ne de bir sorun olmuştur. Fakat bu ürkütücü sessizlik şehrin güvenliğini sağlayan Jim Gordon'ı rahatsız etmekte, er ya da geç bir şeylerin olacağını hissetmektedir. Nitekim haksız da sayılmaz. Sıradan bir yaz akşamında Owens adlı bir polis memuru her zaman uğradığı rutin restoranda siparişini verir. Ne olduysa tam da bu saatlerde olur. İçerideki müşterilerden birisi köşedeki birinin sigara içtiğinden bahseder. Olayları polis memurunun gözünden gördüğümüz bu sahnelerde köşedeki şahsın Scarecrow olduğunu öğreniriz ve dahası elindeki şey bir sigara paketi değil, insanlara halüsinasyonlar gösteren yeni toksinidir. Bahsi geçen toksine maruz kalan her birey etrafındaki her şeyi bir öcü olarak görür ve bir anda bütün bir restoranda kaos hakim olur. İşin kötüsü caddelerdeki ekranları hackleyen Scarecrow kullandığı toksinin sadece ufak bir doz olduğunu, çok daha büyüğünün hazırda bulunduğundan bahseder. Yani restoranta olanlar şehre olacakların bir ön gösterimidir. Velhasıl 9 ay süren sessizlik sona ermiş, Jim Gordon'ın beklediği şey gelmiştir. Gotham şehri var olduğundan bu yana en kötü günlerini geçirmek üzeredir. The only people left on the streets are the sort that enjoy the chaos. Gotham's finest. Uzun bir zaman kafalarını kumdan çıkarmayan korkaklar, Scarecrow'un oluşturduğu kaosu bir fırsat bilip gün yüzüne çıkmış, şehrin sokak ve caddelerini mesken bellemiştir. Her ne kadar sivillerin tahliye edildiği söz konusu olsa da, bütün şehir Scarecrow ve adamlarının esareti altındadır. Hiç şüphesiz Kara Şövalye'nin vereceği bu savaş, kendisi için bir milat olacak, belki de hayatının en zorlu anlarını yaşayacaktır. Devam etmeden önce kısa bir ara verip sizlere bir kanaldan bahsetmek istiyorum. Kanalımızın adı Türkçe Oyun Filmi. Bildiğiniz gibi bendeniz videolarımda oyun hikayelerinden, oyun karakterlerinin hikayelerinden bahseden birisiyim. Takdir edersiniz ki tüm bu oyunları tek tek oynamak her zaman mümkün olmuyor. Burada Türkçe Oyun Filmi'nin biz oyun severlere sunduğu içeriklerden faydalanıp bütün bir hikayeyi öğrenebiliyorum. Hem de Türkçe altyazılı ya da mevcutsa dublajlı bir şekilde. Gerek kalite gerekse verilen emek bakımından gerçekten saygı duyulan bir iş yapıyorlar. Türkçe Oyun Filmi'nde güncel oyunlar da dahil çoğu oyunu HD kalitede adeta bir sinema filmi tadında izleyebilirsiniz. Arşivlerinde 300'den fazla oyun mevcut. Günümüz gameplay videolarından bağımsız bir biçimde kendi yorumunu katmayan, içeriklerinde loot toplama, upgrade, ölme veya kaybolup dolaşma gibi vakit alan bölümlere yer vermeyen no comment tarzı bu videolar, hikayeyi öğrenmek isteyenler için özenle hazırlanan kurgusuyla adeta bir ilaç gibi. Türkiye'de bu tarz içerikleri 7 yıldır sürdüren bu kanal, özellikle ülkemizde eşine rastlanan bir türden olmadığı için
çok kıymetli. Bu yüzden abone olmayı unutmayın. Daha fazlası için en üst yoruma sabitlediğim linke tıklayabilir, hatta kanalın en son yüklediği videoya Emir Özdemir'den geldik derseniz beni onure edersiniz. Devam edersek, Kara Şövalye 9 ay süren tatilden sonra yeniden oyuna döner. Ana düşmanı şehri bu hale getiren Scarecrow gibi görünse de sayısı oldukça fazla olan tehditleri de göz ardı edemez. Oyun içerisinde hikayeden bağımsız ya da direkt bağlantılı olan yan görevlerde silah kaçakçılığı yapan Penguin'in kasalarını patlatır, banka soyguncusu Two-Face'i etkisiz hale getiririz. Şehrin bazı binalarında yangınlar çıkaran Firefly'ı yakalar, sıra dışı cinayetler işleyen ve kendisine akılsız canavarlar ordusu oluşturan Pig adlı kişinin gizemlerini çözeriz. Nasıl olmuşsa Catwoman'ı yakalayabilen Riddler'ın bilmeceleriyle uğraşıp kurtarmaya çalışır, oyuna adını veren Arkham Knight adlı düşmana ait askeri üsleri kontrol altına alırız. Yani uzun lafın kısası, Batman'in işi hiç de kolay değildir. Tüm bunlarla beraber kendisini kanıtlamak isteyen Ezreal için simülasyonlar oluşturur, korkunç bir deneyin sonucu olan Man-Bat adlı yaratığı eski haline getirmekle uğraşırız. Oyunda ek paket olarak gelen Buz Adam ve kanalımda ayrı bir videosu olan Ra's al Ghul adlı düşmanı ve de çok daha fazlasını da unuttum sanmayın. Bunları tek tek söylüyorum çünkü Batman evreniyle ilgili bu saydığım karakterler için ayrı ayrı videolar yapma gibi bir niyetim var. Bunu da buradan duyurmuş olalım. Scarecrow'un çılgın planı, sivillerin tahliye edilmesi, suçun yeniden ayyuka çıkması derken en nihayetinde Kara Şövalye'nin mesaisi başlamıştır. Kahramanımız öncesinde Gordon'la buluşur ve olan bitenler hakkında bilgi alır. Yine Gordon'un kızı ve aynı zamanda Oracle olarak bilinen Barbara Gordon'la da oyun boyunca iletişim halinde kalacaktır. Oracle'dan aldığı bilgiye göre dostumuz yaralı bir polis memurunu kurtardıktan sonra Scarecrow'un peşine düşer ama öncesinde şartları eşitlemesi gerekmektedir. We don't stand a chance. Stay here. I'll send someone to pick you up. What are you doing? Evening the odds. Batman'in karizmasını tavan yaptıran bir araç sahnesinden ve yine karizmasını doruklara çıkaran bir sorgu sahnesinden sonra soluğu eski düşman yeni müttefik olan Ivy'de alırız. Ivy tüm bu çılgınlık başlamadan önce Scarecrow'un şehirdeki suç liderleriyle bir görüşme yaptığını fakat böyle bir planın parçası olmak istemediği için hapsedildiğini söyler. Ne var ki Scarecrow'un toksini Ivy üzerinde etkisizdir. Ivy'nin Gotham Polis Departmanı'nda güvenliğini sağladıktan sonra gerek Batmobile gerekse kendi zırhına yaptığı güncellemelerle mesaisine hız kesmeden devam eden Kara Şövalye, Arkham Knight adlı gizemli düşmanıyla da ilk kez karşılaşmış olur. Scarecrow'la işbirliği içerisinde olan Arkham Knight, Batman'in menzilinde olduğunu söyler fakat gelen talimat yüzünden tetiği çekemez. Öte yandan bu anlarda Scarecrow'un amacının çok daha ötesinde bir işleyişi olduğunu da görmüş oluruz. Scarecrow, S Chemicals adlı yerden toksinin etkisini epeyce arttıracak bir yöntem bulmuştur. Yani bir bakıma şehri boşaltmak hiçbir anlam ifade etmez. Bahsi geçen kimya fabrikasında Arkham Knight'la da karşılaşan dostumuz, kendisi hakkında pek bir bilgi sahibi olmasa da Arkham Knight Batman'i çok iyi tanıyordur. Hatta öyledir ki zırhında yer alan tüm zayıflıkları yanındaki askerlere detaylarıyla anlatır. Arkham Knight'ın Batman'i bu kadar iyi tanıması kafalarda bir soru işareti oluştursa da Batman'in bu gibi şeylere ayıracak bir vakti yoktur. Kendisini köşeye sıkıştırdığını düşünen askerleri etkisiz hale getirdikten sonra fabrikanın ilgili bölümüne geçer ve burada Scarecrow'un çılgın planını sona erdirmek için canhıraş bir mücadeleye girer. Oldukça gergin anlar yaşadığımız sahneler kahramanımızın ne denli fedakar olduğunu gösterirken bir anda büyük bir sürpriz gerçekleşir. Miss me? Bir önceki oyun Arkham City'nin sonunda ve videomuzun konusu Arkham Knight'ın da en başında bizzat öldüğünü gördüğümüz Joker, kanlı canlı Batman'in karşısına çıkmıştır. Bir oyuncu olarak olanlara hayretler içerisinde bakarken kontrol daha öncesinde yaşanan bir zamanı gösteren Jim Gordon'a geçer. Gordon, Batman'in gizli yerlerinden birisi olan film stüdyosunda 4 adet mahkum görür. Bu mahkumlar Henry Adams, Christina Bale, Johnny Charisma ve Albert King'tir.
Yine bir önceki oyun olan Arkham City adlı videomu izlediyseniz, Joker kendi kanını birçok insana bulaştırıp enfekte etmişti hatırlarsanız. Önceki hikayede Joker'in kanıyla enfekte olan çoğu insan kurtulmuş da olsa, bu 4 mahkumda hala Joker'in karakteristik özelliklerini taşıyan tavırlar bulunur. Ya da başka bir deyişle Batman kendisine yeni düşmanlar edinecektir. Bu ara sahneyi gördükten sonra dostumuz gözlerini açtığında Joker'in kafasında olduğunu fark eder. Kara Şövalye'nin ezeli düşmanı oyunun sonuna kadar yanımızda kalacak, nasıl bir tehdit olduğunu ya da Batman için ne denli önemli bir figür olduğunu kanıtlamış olacaktır. Aynı zamanda bu oyunun muazzam bir hikayesi olduğuna hep birlikte şahit oluruz. Bruce. Can you hear me? Bruce. Kahramanımız karşısında dimdik ayakta duran Joker'e aldırış etmeden patlamak üzere olan fabrikayı çaresiz terk eder. Anlaşılan Scarecrow'u alt etmek böylesine kolay bir iş olmayacaktır. Zira kendisiyle sürekli iletişim halinde kaldığı ve düşmanları hakkında istihbarat topladığı Oracle kaçırılmıştır. Ve bu saatten sonra oyun içerisinde sık sık göreceğimiz Joker halüsinasyonları da Batman'in yaşadığı zorlu sınava tuz biber olur. Örneğin bu sahnede Joker'in çizgi romanlara konu olan, hatta direkt bir çizgi roman sahnesi olan Barbara Gordon'ı sakat bıraktığı anı görürüz. Kan donduran bir sekansın ardından yeniden yollara düşen Batman, Arkham Knight'la yüzleşir ve ağır bir şekilde yara alır. Arkham Knight'ın Batman'in zırhındaki zayıf nokta üzerine ateş etmesi yine kafalarda bir takım soru işaretlerinin oluşmasını sağlar. Çünkü Batman'i bu kadar iyi tanıması, onun zırhındaki zayıf yönleri bilmesi normal bir şey değildir. Kara Şövalye, Arkham Knight'ın kendisini açtığı yaradan sonra vücuduna bir adrenalin enjekte eder ve Oracle için bir kez daha yola koyulur. Nitekim Oracle'la beraber kurtulması gereken koca bir şehir ve o şehirde yaşayan insanların umutları vardır. Kahramanımız fedakarca çıktığı bu yolculukta birçok düşmanla karşılaşırken bir o kadar da kadim dostlarından yardımlar alır. Örneğin Robin'le film stüdyosundaki düşmanlarıyla cebelleşirken Nightwing'le beraber de Penguin ve adamlarının icabına bakar. Hatta Penguin'le olan sorgu sahnesinde Simon Stack adında birisiyle daha tanışırız. Simon Stack, Scarecrow'un başlarda birlikte çalıştığı ama sonrasında ayrı düştüğü eski bir müttefikidir. Elinden gelen bütün imkanlarıyla Scarecrow'u bulmaya çalışan dostumuz, az da olsa düşmanına yakınlaşmayı başarsa da geçen her saniyenin kıymeti büyüktür. Nitekim toksin vücuduna girdiğinden beridir Joker'i görmekte ve zaman ilerledikçe halüsinasyon etkileri daha da artmaktadır. Batman, Scarecrow'u bir kez elinden kaçırdıktan sonra Oracle'ın yerini öğrenir ve çabucak yola koyulur. Gördüğü manzara pek de iç açıcı değildir. Oracle kapalı bir hücrede gaza maruz kalıyor, Batman'i bir şeytan gibi görüyordur. Ama bundan daha da kötüsü olmak üzeredir. Barbara, it's me! Your friend! You won't get me! I won't let you get me! Scarecrow'un planı tabiri caizse tıkır tıkır işlerken Batman'i bu denli çaresiz bırakması kendisine oldukça zorlu anlar yaşatır. Bir yandan Oracle'ı kaybedişi, bir yandan hala devam eden halüsinasyonlar derken oldukça yorgun düşer. Dizleri üzerine çöker ve bir anlığına kaybettiğini kabullenir. Bu sonu gelmeyen kabus Kara Şövalye'yi adeta harap etmiştir. He's dead because of me. Sir, please listen. Stack's files have revealed what the clock was. Kara Şövalye'nin bu uzun soluklu macerasında durmak ne yazık ki bir çözüm olamaz. Her ne kadar Oracle'ı kaybetmiş de olsa başka birilerini kurtarabilme ihtimali vardır. Hem hiçbir şey göründüğü kadar yüzeysel de değildir. Az da olsa toparlandıktan sonra bir kez daha yola koyulur. Umudun iyiden iyiye eksildiği bu karamsar saatlerde eski düşman Ivy ve ortağı Robin'den yardımlar alır. Üstünde bunca yük yokmuşçasına bir de Arkham Knight'la yüzleşir. Her defasında bir yolunu bulup sağ kalmayı başarsa da hala Scarecrow'u yakalayamaz.
Bir müddet sonra Robin'den mesaj alan kahramanımız yeniden film stüdyolarının olduğu yere gelir. Harley Quinn Joker'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşamakta, Kara Şövalye için büyük bir hazırlık yapmaktadır. Robin'le birlikte tüm mahkumları tek tek yakalarken Joker halüsinasyonları ise hız kesmeden devam eder ve içlerinden bir tanesi dostumuz için oldukça rahatsız edici olacaktır. Yine çizgi romanlara bir atıf olan bu sahnelerde bir önceki Robin Jason Todd'un Joker tarafından bir levye ile öldüresiye dövüldüğünü görürüz. Batman için belki de hayatındaki en büyük travmalardan birisi olan Jason'ın ölümünü bir kez daha görmek kendisini kahreder. Fakat olacaklar bununla da sınırlı değildir. Harley haricinde yakaladığımız her mahkumu hücreye koyduktan sonra içlerinden en normal görünen Henry Adams adlı mahkum diğer mahkumları öldürür. Tıpkı diğerleri gibi Joker'in kanını taşıyan bu adamın bir canavara dönüşmesi biraz geç olmuştur. Hem de kahramanımız mahkumların taşıdığı hastalığın tedavisinin Henry'de olduğunu düşünmesine rağmen. Daha da ötesi Henry Adams Batman'in yüzüne baktığında onun da Joker'in kanını taşıdığını görür ve garip bir şekilde kafasına sıkar. Tüm bu olanların farkına varan Robin ise Batman'e hücreye girmesi gerektiğini, bu şekilde devam ederse çok kötü sonuçları olacağını söyler. Hayalle gerçeğin birbirine karıştığı bu anlarda dostumuz tekrar tekrar halüsinasyonlar görür ve en sonunda bahsi geçen hücreye kendisini değil, Robin'i hapseder. Yeniden oyuna dahil olan Batman bir süre sonra şehrin neredeyse tamamının Scarecrow'un saldığı sis bulutlarına maruz kaldığını görür. Üstelik her işini gördüğü aracı Batmobile'de bahsi geçen sis bulutlarının arasındadır. Önce bu kabusu nasıl sona erdireceğini öğrenmek için Simon Stack'i sorgular, ardından aracını almak için sis bulutlarının içerisine girer. Batman bir yandan aracını tamir etmekle uğraşırken bir yandan da gördüğü halüsinasyonların etkisi artık doruğa çıkmıştır. Etrafındaki herkes çıldırmış bir biçimde kelimenin tam manasıyla kaosa teslim olmuştur. Hikayenin başlangıcında olan restoran sahnesi şu anda koca bir şehri etkisi altına almış, her şey birbirine girmiştir. Kahramanımız yanından hiç ayrılmayan Joker'in hayalleriyle ilk olarak aracını tamir eder ve hemen ardından Ivy'nin de yardımıyla her yeri kaplayan sis bulutlarını dağıtır. Ancak Ivy'nin yaptığı bu şey aynı zamanda kendisinin de sonunu getirir. Öncesinde Batman için bir düşman da olsa büyük bir fedakarlık yapmış, bir noktada bu kaosu sona erdirmiştir. Ivy'nin ölümü ve sis bulutlarının dağılmasının hemen ardından Jim Gordon'ın Scarecrow'un peşine düştüğünü öğrenen Batman, yol üzerinde Arkham Knight ile yüzleşir. Kendisine bir Batmobile'e mal olan bu dövüşte iki taraf da istediği sonucu elde edemez, fakat bir kez daha karşılaşmaları çok da uzun sürmeyecektir. Dahası bu ikinci karşılaşmada Arkham Knight asıl kimliğini açığa çıkarır. Hikayenin başlangıcından beridir sırrını koruyan gizemli adam, bir zamanlar Batman'in yanında göğüs göğüse çarpıştığı bir önceki Robin, Jason Todd'dur. Gördükleri karşısında hayretlere düşen dostumuz Joker'in kendisini öldürdüğünü, gördüğünü söyler. Halbuki Joker Jason'ın ölümüyle ilgili bir yalan söylemiş, uzunca bir dönem Jason'a işkence etmiştir. İşin kötüsü Jason, Joker'in elinde işkence görürken Batman'in kendisini yalnız bıraktığını düşünmüştür. Yanağının tamamını kaplayan kocaman bir J harfi bu işkence dolu günlerin en büyük kanıtıdır. Jason'ın Batman'e olan nefreti kendisini bu hale getirmiş, Scarecrow gibi bir isimle anlaşmasına sebep olmuştur. Hikayenin başından beridir Batman'i tanıyan cümleler kurması, zırhındaki zayıflıkları bilmesi tam olarak bu yüzdendir. Who are you? You really have no idea. Do you, Bruce? Jason. But you're dead. Let's not fall out here, Bats. I might have told you a teeny tiny little lie. But come on, look at the boy. You did good. We did good. You should be proud. Kendisine olan nefretini yüzünün her zerresinde gördüğümüz Arkham Knight ya da asıl adıyla Jason Todd'la kıyasıya bir mücadeleye giren dostumuz, güç de olsa düşmanını etkisiz hale getirmeyi başarır. Ve vuracağı son bir darbe anında Jason'ın kırık maskesinden yüzünü gördüğünde merhamet eder, eski ortağını bağışlar.
Bu hayret verici olayı Alfred'e haber vereyim derkense Jason çoktan kaçıp gitmiştir. Yavaşça finaline geldiğimiz hikayede Gordon ve Batman ikilisi Scarecrow'la bir çatıda buluşur. Scarecrow'un planları suya düştüğü için sinirleri oldukça gergin bir haldedir. Ancak özenle hazırladığı toksin haricinde başka bir kozu daha vardır. Bir oyuncu olarak ikinci bir şok daha yaşadığımız bu anlarda Oracle'ın hala hayatta olduğunu öğreniriz. Oldukça gergin geçen bir zamanın ardından Scarecrow'un binadan aşağı attığı Oracle'ı kurtarırız fakat bu defa da Gordon kaçırılmıştır. Öte yandan Kara Şövalye'nin ikinci Batmobile'i gelir ve kalan yolculuğumuza yeni aracımızla çıkarız. Bruce Wayne bir milyarder olduğu için bu gibi şeylerin pek bir önemi yoktur. Dostumuz öncesinde Oracle'ı Gotham polis binasında güvenli bir yere götürürken kendisinin öldüğünü gördüğünü söyler. Oracle ise cevap olarak sadece çok fazla gaza maruz kaldığını anlatır. Yani Batman'in Oracle'la ilgili gördüğü şeylerin bir kısmı tıpkı oyun boyunca gördüğümüz çoğu şey gibi bir halüsinasyondur. Oracle'ı güvenli bir şekilde Gotham polis departmanına götürdükten sonra etrafımız minik güçler tarafından çevrilir. İşin garip yanı bu defa konuşan kişi Arkham Knight yani Jason değil, Scarecrow'dur. Yani etrafımızı saran tüm güçler emirlerini Scarecrow'dan alır. Derken Batmobile ile yapılacak en büyük savaş başlar. Batman yeni Batmobile ile yaptığı büyük savaşı verdikten sonra Gordon için yollara düşer. Artık Scarecrow'la yüzleşme vakti gelip çatmıştır. İstikamet öncesinde iki defa gittiğimiz film stüdyolarıdır ve tüm bunlara ek olarak Scarecrow Robin'i de kaçırmıştır. Kara Şövalye'nin düşmanıyla yapacağı son savaşı çok daha zorlu olacaktır. Scarecrow arkadaşlarının yaşamasını istiyorsa Kingston'daki depoya gelmesini söyler dostumuza. Tek istediği maskesini çıkarmasıdır. Kahramanımız depoya vardığında öncesinde Scarecrow'un konuşmasını dinler, ardından tüm silahlarını bir masaya koyup yolculuğuna başlar. Bindiği aracın klimasından Scarecrow'un korku gazı yayılmaktadır. Bu yüzden bir kez daha hayaller aleminin kapıları kendisi için aralanır. Your eyes betray you. Bir kaza sonrası ailesinin yıllar önce öldürüldüğü yerde gözlerini açan Batman ya da asıl ismiyle Bruce Wayne kafasındaki Joker'le oldukça çetin savaşlar verir. Bu anlarda Joker'in Batman'in hayatına nasıl bir etkisi olduğunu ve söz konusu Joker olduğunda ölümcül dövüş mekaniklerindeki ince detayları görmüş oluruz. Kahramanımız onlarca Joker'i öldürdükten sonra sonuncusunun boynunu kırıp bir diğer hayale geçer, gözlerini açtığındaysa hala kamyonda olduğunu görür. Anlaşılan yolculuğu oldukça uzun sürmüştür. Kara Şövalye'nin gittiği yer serinin ilk oyununda geçen Arkham Asylum'dur. Final yaklaştıkça daha da güzelleşen hikayede dostumuzun bir zamanlar Joker'i teslim ettiği yeri görürüz. Fakat bu defa mahkum olan bizzat kendisidir. Scarecrow, Jim Gordon, Robin ve Batman'i esaret altına almış, bütün bir şehre naklen yayın yapıyordur. Ve Gotham halkından umudu çalacağını, Batman'in maskesini çıkardığında bir hiç olduğunu herkese göstereceğini söyler. Bakıldığında her şeyin sona erdiği izlenimi var olsa da işler göründüğü kadar basit değildir. Kara Şövalye'nin maskesi çıktığında bütün bir halk Bruce Wayne olduğunu öğrenir. Scarecrow da dahil herkes Batman'in Bruce Wayne çıkmasına hayret etmiştir. Hemen ardından bir doz daha veren Scarecrow olacakları görmek ister. Hiçbir şeyden korkmayan hatta suç işleyenlerin suç işlemeden önce bir kez daha düşündüğü Batman'in de korkuları olduğunu herkese göstermek istiyordur. Hikayenin finalinde göreceğimiz bu sahneler Batman'in zihninde gerçekleşen bir takım sanrılardır ve dozu alır almaz gerçeklikten çıkılır. Kontrol tamamen Joker'dedir. Batman bu defa zihnindeki Joker'e hapsolmuş, kendisinin yapacağı bütün çılgınlıklara seyirci kalmıştır. Batmobile ya da Joker mobil demek daha doğru, Joker mobille acımasızca ateş ettiği insanları, paraların ardına sığınan Penguin'i, Riddler'ı, Two-Face'i gözünü kırpmadan öldürdüğünü görürüz. Ve Joker'in gözlerinden Gotham şehrinin nasıl yerle bir olduğunu. Listen to me. After all the good you've done for the city, think about what you're doing. Sir!
Tüm bunlar yaşanırken Alfred'in sesi gelir ve gerçekliğe döneriz. Fakat yorgun kahramanımız artık tepeden tırnağa Joker'e dönüşmüştür. Ve Sikeyir Krov'un tehditlerine aldırış dahi etmeden umarsızca gülerken kendisi bu durum yüzünden çılgına döner. Batman'e niçin hala korkmadığını söyleyerek parmakları üzerindeki gazı bir kez daha enjekte eder. Why aren't you scared? Yeniden gerçeklikten çıktığımız bu sahnelerde kontrol hala Joker'dedir ancak Kara Şövalye çoktan oyuna dahil olmuştur. Takdir edersiniz ki Batman kadar Joker de korkusuz bir karakter fakat her insanın en az bir korkusu muhakkak bulunur. Batman'in zihninde yaptığı bu savaşta Joker'in ne kendisinin yakıldığı fırını, ne mezarı başında ağlayan Harley Quinn'i, ne de gazete manşetlerine bakıp öldüğünü gördüğünde korkmadığına şahit oluruz. Çünkü Joker'in korktuğu tek şey unutulmaktır. Ve akabinde oyun dünyasının belki de en iyi sahnelerinden birisini izleriz. I am vengeance. I am the night. I am Batman. Sonuç olarak Joker korkularını yenememiştir ama kahramanımız için aynı durum geçerli değildir. Zihninde yer alan labirentlere hapsettiği Joker'e sonsuza kadar veda eder. No, please. No! Goodbye, Joker. No, Bruce! Don't leave me! Please! Scarecrow'un verdiği iki korku toksini yetmiyormuş gibi bir doz daha gerçekleştirir ve Batman'in kaybettiğini, kendisinin ise kazandığını söyler. Fakat hesap edemediği bir şey vardır. Daha da güzeli yaydığı korku gazıyla onca hayatı etki eden Scarecrow bu defa kendi gazını kendisi solacaktır. Son anda Jason'ın yardımıyla serbest kalan dostumuz hikayenin başından beri her şeyi kabusa çeviren düşmanını yenmeyi başarır. Ve böylelikle Scarecrow'un da asıl korkusunun ne olduğunu hep birlikte öğrenmiş oluruz. No. Yine oyun dünyasının belki de en güzel sinematiklerinden birisini gördükten sonra Batman, Kara Şövalye'nin düşüşü adlı bir protokol başlatır. Artık her şey sona ermiş, kimliği açığa çıkmış ve çapkın milyarder Bruce Wayne olduğunu bütün dünya öğrenmiştir. Kahramanımız Batfink'le evine girdikten bir süre sonra koca malikane yerle bir olur. Malikanenin çevresini kaplayan bütün basın mensupları dehşet içerisinde kalırken hikayemizde küçük bir after credit sahnesiyle biz oyuncular için büyük bir merak uyandırır. Tıpkı Bruce Wayne'in anne ve babasına benzeyen bir aile, yani kendisinin çocukluk travmasını andıran bir sahneyle karşı karşıya kalırız. İki soyguncu gasp etmek için ara bir sokakta aileye saldırmıştır. Batman'in orijinal hikayesinde anne ve babası bu anlarda ölüyor biliyorsunuz. Zaten Batman'i Batman yapan, suçla savaşmasını sağlayan en büyük sebeplerinden birisi de yaşadığı bu travmatik olay. Fakat oyunun sonunda gördüğümüz bu sahnede Kara Şövalye'nin ölmüş olduğunu ve artık Batman korkusu diye bir kavramın Gotham şehri için bir anlam ifade etmediğini biliyoruz. Yani suç işleyenlerin suç işlemeden önce düşünmesi gereken bir durum söz konusu değil. Ancak böyle bir an kafalarda birçok soru işareti bırakıyor. Ne dersiniz? Batman Arkham serisinde geçen hikayeye göre Batman gerçekten öldü mü yoksa çok daha güçlü ve çok daha gizli bir şekilde düşmanlarının korkulu rüyası olmaya devam mı ediyor? Benim için bana Batman karakterini sevdiren, hayatım boyunca oynadığım en iyi oyunlardan kesinlikle
ilk 5'e giren ve hala sıkılmadan oynayabildiğim, bütün yan görevlerini dahi üşenmeden yapıp %100 bitirdiğim, 4 kez de hikayesini bitirdiğim ve nasip olursa tekrar bitirmek istediğim, bu videoyu izledikten sonra bir kez daha oynamak istediğim, eşime dostuma, çoluk çocuğuma, torun torbama hatta bakkaldaki amcaya dahi bunu kesin oyna şeklinde tavsiyeler verdiğim, Mark Hamill ve merhum sanatçı Kevin Conroy gibi usta isimlerin seslendirdiği, sanatıyla, hikayesiyle, oynanışıyla benim için ayrı bir yeri olan bu güzide oyun Batman Arkham Knight'ın hikayesini izlediniz sevgili arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Diğer Batman Arkham videoları için Batman Evreni adlı oynatma listesine bir göz atmayı ve bir sonraki Batman Evreni ile ilgili hangi videonun gelmesini istersiniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Biz oyunculara böylesine masal tadında bir deneyim sunan Rocksteady çalışanlarına teşekkür ediyor. Böyle oyunları görmekten mutluluk duyacağımızı ve devamının gelmesini ısrarla tekrar ediyor, arzu ediyoruz. Son olarak Türkçe Oyun Filmi kanalında bu ve buna benzer birçok güzide oyunun hikayesini yorum katmayan orijinal halleriyle izleyebildiğinizi de unutmayın. Discord, Instagram gibi sosyal medya hesaplarım açıklamalarda mevcut. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize güzel bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.